Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ben ve Elif sizler için canavarlı balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Herkese merhabalar. Evet, Teresa'nın da dediği gibi bugün canavarlı balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Bu balonları ameliyat olmadan önce hazırlamıştım. Ancak ameliyattan sonra çekme fırsatım oldu. O yüzden bugün böyle bir video yapacağız. Bu arada sesim kısık gelebilir, özür dilerim. Biliyorsunuz ameliyat oldum. Fısır fısır konuşmak zorundayım. Ama kameranın dibindeyim şu an yani. Evet, Teresa bugün bizimle arkadaşlar. Bir önceki videomuzda zaten onun ayakkabı setini açmıştık ve Teresa cıvıl cıvıl dün akşam giyindi, podyumlara çıktı. Belki onunla ilgili de bir video çekerim. Evet, gördüğünüz gibi burada bayağı bir balonum var. Bana bir önceki en son yaptığım balon patlatmacısı slime videomda demişsiniz ki Elif daha çok balon yap ki içine ne çıkacağı belli olmasın. Daha heyecanlı olsun demişsiniz. Ben de içine ne çıkacağı belli olmayacak malzemeler balonlara doldurdum. Ve bugün balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Ama canavarlı balondan. Sağ olsun yönetmenimiz bizler için çizdi. İki tanesini ben yaptım. Onlar da kötü oldu zaten. Canlarım benim. Hadi o zaman Teresa sözü uzatmayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman şöyle. Arkadaşlar bu arada tıraş köpüğünü ben kendim koyacağım. Çünkü hem balonum kalmadı hem de bir türlü koyamadım balonun içine. Güçsüzüm. O yüzden sokamadım içine tıraş köpüğünden. O yüzden bunu böyle ekleyeceğiz. Ya da şunu ekleyeceğiz. Bilmiyorum, ikisinden birisi. Hadi artık başlayalım. Teresa sen kenara çekilebilirsin. Hadi arkadaşlar. Şöyle ben sizlere balonlarımı göstereyim. Mor, kırmızı, mavi, koyu mavi, mavi ve sarı renkte balonlarım var. Bunları çıkartayım. Bayağı balonum varmış. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, 5 tane var. Siz şöyle kıyabilirsiniz. Şöyle harika bir kabın içinde yapacağım bunu. Bunu Ice1'den almıştım. Çok güzel, uygun bir fiyatı vardı. Minnacık. Ve tabii ki karıştıracağım. Makasım var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar konuşurken bile dikişlerim çok ağrıdığı için hem balon patlatıp dikiş tutmak biraz kötü olacak. Yani dikişlerimin olduğu bölgeyi tutuyorum çünkü patlamasından korkuyorum. Şimdi hangisini alsak? Yok, bunu değil ya. Hayır, buna değil. Şu kırmızı minnacık olanı istiyorum. Bakın çok tatlı. Şaşırmış bir balon var burada. Hadi makas gelsin. Bunu patlatalım. Bunu nasıl patlatalım? Ay, bu neymiş? Nişasta mı? Ay yok. Pudra galiba. Evet, pudra çıktı. Şöyle. Bunu daha güzel bir biçimde kasemin içine koyuyorum. Ay, kötü oldu. Güzel. Yaşasın. Biraz etrafı batırdık şimdiden ama neyse. Allah'tan yanımızda Teresa yok. Bir kanalda gördüm arkadaşlar. Amerikan kanalda. Yabancı yani. Barbie ile yapmış. Barbie mahvolmuş. Pudramız burada. Hadi devam ediyoruz. Şimdi ben bunu koymak istiyorum. Çok tatlı bir balon. Bakın. Hadi bakalım bundan ne çıkacak. Bu balonları patlatmaya acıyorum ya. Çok güzel balonlar. Ay, bu ne? Desto çıktı. Evet, Desto ne? Bulaşık deterjanı. Bu aralar çok ünlü YouTube'da. Herkes Desto'yla tutkalsız boraksız slime yapıyor peşinde. Şimdi tam bu anda tıraş köpüğü. Evet. Şöyle. Güzel arkadaşlar, şimdi ne koyayım? Bu arada ellerim hemencik battı. Gördüğünüz gibi şöyle kamera netleşsin. Şimdi ne koysak? Bunu ay. Tövbe. Şunu koyalım. Bu neymiş böyle tatlı? Ay, ağlayan bir balon geldi. Ay, bu ne? Aa, bu da bir Watson's duş jeli geldi bize arkadaşlar. Onu da koyalım. Oo, rengi böyle kusmuk gibi bir şey olacak galiba. Yeşil ve mor karışınca. Şimdi artık şunu koyacağım. Çok tatlı böyle. Ne bunların adı? Bıyık galiba. Bıyıklı bir... Aha, bu arada makasım da mahvoldu. Şey geldi. Bu büyük kesimden tutkal çıkacak ya da su. Ya da boraksız su. Ay. Evet, dediğim gibi tutkal çıktı. Hadi bakalım bunu dökelim.
etraf çok dağınık arkadaşlar ama slime'ımızın karışımı da bir dandik, çok değişik oldu. Şimdi en sonuncu da borakta su vardır büyük ihtimal. Önce şunu iyi karıştıralım. Nasıl bir şey olacak? Rengi mor oluyor. Yoksa sen çakmak benim. Ben mor istiyorum zaten. Ooo, güzel bir mor ama. İyi bir şekilde karıştıralım. Çok güzel. Şimdi ben katılaştı gibi ama katılaşmayacak. Ben katılaşmasın. Böyle. Bunun genel hali balon aylarını çıkarsa sen yap. Evet arkadaşlar, burada ellerimde şöyle küçük bir katılaşma oldu. Şimdi sen bakalım. Bunun küçük bir ayakçısı var. Ay. Ölüm koptu. Bağırmayalım da peki senin patlamasın. Ooo, hemen etki gösterdi. Oldu galiba bakın. Evet arkadaşlar, oldu bile bu. Hemen elimle yoğuruyorum bakın. Böyle tam bir garip bir şey oldu bu. Şimdi şöyle şuradan da alalım, biraz kalmış burada da. Yaptıralım. Kaynar suyumu getirip geliyor. Vermişim arkadaşlar. Direkt yaptırıp geldim. Ve slime'ımıza bakın, çok güzel. Hafif mor renkte oldu. Çok güzel bir rengi var. Bayıldım bu renge. Direkt sıcak su banyosu yaptırıp gösterdim sizlere. Ancak çok uğraştırdı bu slime beni. Ama güzel uzuyor. Yani uğraştığıma değdi. Canavar balon patlatmacılı slime yaptık bugün. Bakın etrafta bayağı pudra içinde. Çünkü biliyorsunuz ilk malzememiz pudra çıktı. Şunu şöyle puf yapmaya çalışacağım. Öteki elimi kullanamıyorum. Bu ne ya? Oha arkadaşlar, şuna bakın. Neyse, bunun ihtiyacımız yok. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bugün sizlerle birlikte canavarlı balondan ne çıkarsa slime yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Hep mutlu olun, gülümseyin. İstek videolarınızı yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın. Şöyle. Güzel arkadaşlar, şimdi ne koyayım? Bu arada ellerim hemencecik battı. Gördüğünüz gibi şöyle kamera netleşsin. Şimdi ne koysak? Bunu ay! Tövbe. Şunu koyalım. Bu neymiş böyle tatlı? Ay, ağlayan bir balon geldi. Ay bu ne? Aa, bu da bir Watson's duş jeli geldi bize arkadaşlar. Onu da koyalım. Oo, rengi böyle kusmuk gibi bir şey olacak galiba. Yeşil ve mor karışınca. Şimdi artık şunu koyacağım. Çok tatlı böyle. Ne bunların adı? Bıyık galiba. Bıyıklı bir... Aha, bu arada makasın da mahva oldu. Şey geldi. Bu büyük kesimden tutkal çıkacak ya da su. Ya da boraksız su. Ay. Evet. Dediğim gibi tutkal çıktı. Hadi bakalım bunu dökelim. Etraf çok dağınık arkadaşlar ama slime'ımızın karışımı da bir dandik, çok değişik oldu. Şimdi en sonuncu da borakta su vardır büyük ihtimal. Önce şunu iyi karıştıralım. Nasıl bir şey olacak? Rengi mor oluyor. Yoksa sen çakmak benim. Ben mor istiyorum zaten. Ooo, güzel bir mor ama. İyi bir şekilde karıştıralım. Çok güzel. Şimdi ben katılaştı gibi ama katılaşmayacak. Ben katılaşmasın. Böyle. Bunun genel hali balon aylarını çıkarsa sen... Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ben ve Elif sizler için canavarlı balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Herkese merhabalar. Evet, Teresa'nın da dediği gibi bugün canavarlı balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Bu balonları ameliyat olmadan önce hazırlamıştım. Ancak ameliyattan sonra çekme fırsatım oldu. O yüzden bugün böyle bir video yapacağız. Bu arada sesim kısık gelebilir, özür dilerim. Biliyorsunuz ameliyat oldum. Fısır fısır konuşmak zorundayım. Ama kameranın dibindeyim şu an yani. Evet, Teresa bugün bizimle arkadaşlar. Bir önceki videomuzda zaten onun ayakkabı setini açmıştık. Ve Teresa cıvıl cıvıl dün akşam giyindi, podyumlara çıktı. Belki onunla ilgili de bir video çekerim. Evet, gördüğünüz gibi burada bayağı bir balonum var. Bana bir önceki en son yaptığım balon patlatmacısı slime videomda demişsiniz ki Elif daha çok balon yap ki içine ne çıkacağı belli olmasın. Daha heyecanlı olsun demişsiniz. Ben de içine ne çıkacağı belli olmayacak malzemeler balonlara doldurdum.
Ve bugün balondan ne çıkarsa slime yapacağız. Ama canavarlı balondan. Sağ olsun yönetmenimiz bizler için çizdi. İki tanesini ben yaptım. Onlar da kötü oldu zaten. Canlarım benim. Hadi o zaman Teresa, sözü uzatmayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman şöyle. Arkadaşlar bu arada tıraş köpüğünü ben kendim koyacağım. Çünkü hem balonum kalmadı hem de bir türlü koyamadım balonun içine. Güçsüzüm. O yüzden sokamadım içine tıraş köpüğünden. O yüzden bunu böyle ekleyeceğiz. Ya da şunu ekleyeceğiz. Bilmiyorum, ikisinden birisi. Hadi artık başlayalım. Teresa sen kenara çekilebilirsin. Hadi arkadaşlar. Şöyle ben sizlere balonlarımı göstereyim. Mor, kırmızı, mavi, koyu mavi, mavi ve sarı renkte balonlarım var. Bunları çıkartayım. Bayağı balonum varmış. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, 5 tane var. Siz şöyle kayabilirsiniz. Şöyle harika bir kabın içinde yapacağım bunu. Bunu Icebreed'den almıştım. Çok güzel, uygun bir fiyatı vardı. Minnacık. Ve tabii ki karıştıracağım. Makasım var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar konuşurken bile dikişlerim çok ağrıdığı için hem balon patlatıp dikiş tutmak biraz kötü olacak. Yani dikişlerimin olduğu bölgeyi tutuyorum çünkü patlamasından korkuyorum. Şimdi hangisini alsak? Yok, bunu değil ya. Hayır, buna değil. Şu kırmızı minnacık olanı istiyorum. Bakın çok tatlı, şaşırmış bir balon var burada. Hayır, makas gelsin. Bunu patlatalım. Bunu nasıl patlatalım? Ay, bu neymiş? Nişasta mı? Ay yok, pudra galiba. Evet, pudra çıktı. Şöyle bunu daha güzel bir biçimde kasemin içine koyuyorum. Ay, kötü oldu. Güzel. Yaşasın. Biraz etrafı batırdık şimdiden ama neyse. Allah'tan yanımızda Teresa yok. Bir kanalda gördüm arkadaşlar. Amerikan kanalda. Yabancı yani. Barbie ile yapmış. Barbie mahvolmuş. Pudramız burada. Hadi devam ediyoruz. Şimdi ben bunu koymak istiyorum. Çok tatlı bir balon. Bakın. Hadi bakalım bundan ne çıkacak. Bu balonları patlatmaya acıyorum ya. Çok güzel balonlar. Ay, bu ne? Desto çıktı. Evet, Desto ne? Bulaşık deterjanı. Bu aralar çok ünlü YouTube'da. Herkes Desto'yla tutkalsız boraksız slime yapıyor peşinde. Şimdi tam bu anda tıraş köpüğü. Evet. Yaptıralım. Kaynar suyumu getirip geliyor. Vermişim arkadaşlar. Direkt yaptırıp geldim. Ve slime'ımıza bakın. Çok güzel. Hafif mor renkte oldu. Çok güzel bir rengi var. Bayıldım bu renge. Direkt sıcak su banyosu yaptırıp gösterdim sizlere. Ancak çok uğraştırdı bu slime beni. Ama güzel uzuyor. Yani uğraştığıma değdi. Canavar balon patlatmacılı slime yaptık bugün. Bakın etrafta bayağı pudra içinde. Çünkü biliyorsunuz ilk malzememiz pudra çıktı.